Herkese merhaba Bilgi Değirmeni kanal izleyicileri. Dünya üzerinde nesli tükenmekte olan birçok hayvan bulunuyor. Bu tip türler koruma altına alınıyor. Av yasağı getiriliyor ve türlerin dişi ve erkek bireyleri bir araya getirilerek üremeleri sağlanıyor. Böylece nesillerin tükenmesi önleniyor. Przewalski atı yani Moğol yaban atı da nesli tükenmekte olan bu canlılar arasında. Ancak bu at San Diego Hayvanat Bahçesi'ne Viagen Equine adlı klonlama şirketiyle Revi ve Restore adlı Vahşi Doğaya Koruma Grubu'nun işbirliğiyle klonlandı. Hadi detaylara birlikte bakalım. San Diego Hayvanat Bahçesi'nde dünyaya gelen kurt, dünyanın ilk klonlanmış atı. Moğol yaban atı olan kurt, kendi soyundan olan bir atın 40 yıl önce dondurulan DNA'sından klonlanarak dünyaya geldi. Kurt, geçtiğimiz tamamen sağlıklı ve üreme açısından normal olarak dünyaya geldi. Tay, yakında San Diego Hayvanat Bahçesi Safari Parkı'ndan taşınacak ve yeterince büyüdüğünde üremesi sağlanacak. Moğol atı yaban atlarının hayatta kalan tek alt türü. Eskiden özellikle Doğu Avrupa ve Orta Asya'nın pek çok yerinde yaşayan bu hayvanların şimdi ise nesilleri tükendi. Przewalski atı kritik olarak tehlike altında sınıflandırılan türlerden biri. Yaban atlarının nesilleri yıllar önce tükendi. Alt türü olan Przewalski ise uzun yıllar boyunca dünyanın dört bir yanında çeşitli hayvanat bahçelerinde bakıldı. Bununla birlikte yetiştirme programları dahilinde Çin ve Moğolistan'ın otlaklarına yeniden dönmelerine izin verildi. Ve mevcut Przewalski'ler artık vahşi doğada yaşayabilecek. San Diego Zoo Global Başkanı ve CEO'su Paul Baribault yaptığı açıklamada şunları söyledi. Nesli tükenmekte olan türleri kurtarma çalışması uyumlu hedeflere sahip işbirlikçi ve adanmış ortaklar gerektirir. Bu olağanüstü başarıyı paylaşıyoruz. Çünkü multidisipliner yaklaşımını uyguladık. En iyi bilim insanlarıyla çalıştık. Ve vahşi yaşam DNA bankamızdan toplanan ve depolanan değerli genetik materyalleri kullandık. San Diego Zoo Global Genetik Direktörü Dr. Oliver Ryder ise bu konu hakkında şunları söyledi. Dr. Benir Şike tarafından kurulduğu zaman Frozen Zoo'nun temel ilkelerinden biri o zaman mümkün olmayan amaçlar için kullanılması. Şimdi bu dondurulmuş DNA'daki canlı hücreler genetik çeşitlilikteki kayıpları tersine çevirmeye ve nüfus sürdürebildiğine katkıda bulunuyor. Yüzlerce Przewalski atının hücreleri dondurulmuş DNA'larda bulunuyor, dedi. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla içeriğe ulaşmak için kanalımıza abone olabilir, ekranda gördüğünüz Instagram adresinden bizi takip edip destekleyebilirsiniz.